Konuşmalarını yapmak üzere. Müstakbel Başbakanımız, Saadet Partimizin Genel Başkanı, Profesör Doktor Mustafa Kemal Ak Başkanımızı huzurlarınıza davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem divan, çok kıymetli il başkanlarımız, il sorumlularımız, il müfettişlerimiz, il teşkilat başkanlarımız, il kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolu başkanlarımız, kıymetli ilçe başkanlarımız, Anadolu Gençlik Derneğimizin değerli başkanları, MİLKO kuruluşlarımızın kıymetli mensupları, milli görüş davasının vefakar, cefakar kahramanları, davamızın vefakar, cefakar kahramanları, hanım kardeşlerim, televizyonları başlarında bizleri misafir eden aziz milletim, basınımızın kıymetli mensupları, öncelikle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun inşallah. Esselamu aleyküm. Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri gerçekten en samimi duygularımla yürekten hem tebrik ediyorum hem de saygıyla, muhabbetle bağırmak istiyorum. Sizler gerçekten elleri öpülecek insanlarsınız. Sizler ki çoluğunuzun çocuğunuzun okul harçlıklarını kısarak, mutfak masraflarından kesinti yaparak yollara koyuldunuz. 35 gün süreyle Anadolu'yu dolaştınız. İl il, ilçe ilçe, belde belde, köy köy Anadolu'yu dolaştınız. Hak davayı anlattınız. Allah sizden razı olsun. Tek gayeniz hiç şüphesiz ki hakkı hakim kılmaktır. Elbette biliyorum, her türlü takdir sizin o kutsal alın terinizin karşılığı olamayacaktır. Biliyorum. O münasebetle sizlere büyük şairimizin Akif'in mısralarıyla hitap etmek istiyorum. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki dediğim üzere sizin gayretlerinizi idrak etsem de sonuna kadar takdir etmemiz mümkün değil. Ama Cenab-ı Allah hiç şüphesiz ki o emeğinizin karşılığını takdir edecektir. Allah sayenizi makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, geçen ayki toplantıdan bu yana Türkiye'mizde ve genel olarak da İslam aleminde
cereyan eden başlıca hadiseleri milli görüş açısından değerlendirip yorumlamak istiyorum. Geçenki toplantımızdan bu yana cereyan eden olayların arasında biliyorsunuz ilk etapta Kurban Bayramı geçti. Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara inşallah diyorum. 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönemiydi. Kutlu olsun diyorum aziz milletimiz için. Aynı zamanda 29 Ekim merhum hocamızın doğum günüydü. Merhum hocamız için de mekanı cennet olsun diyorum. Diğer bir gelişme, nihayet mecliste başörtüsü yasağının olmadığı gerçeğinin tescil edilmiş olmasıdır. Önemli bir hadise. Değerli kardeşlerim, bu emin olun sizin yıllardır verdiğiniz mücadelenin bir sonucudur. Yasak kalkmış değil, olmayan bir yasak tescil edilmiş oldu. Bunun bedelini biz milli görüş erleri olarak peşinen yıllarca önce ödemiştik. Neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi evet dedi. Başörtüsü yasağı diye bir yasak yoktur dedi. Milli görüşün dediği noktaya geldi. Değerli kardeşlerim, aziz milli görüşçüler, muhterem milletim. Milli görüş bu ülkenin pusulasıdır. Aklı selimidir. Emin olun, milli görüş ne diyorsa işin doğrusu odur. Ne diyordu milli görüş? Diyordu ki, eğer demokrasi istiyorsanız gerçekten cumhuriyete, cumhurun yönetimi diyorsanız cumhur kendi başkanını seçmelidir diyordu 40 yıl önce. Yani cumhurbaşkanını halk seçmeli diyordu milli görüş. Peki 40 yıl sonra nereye gelindi? Aynı noktaya gelindi. Ama yazık ki 40 yıl sonra evet dediler. Milli görüş doğru söylüyor. Belki milli görüş doğru söylüyor deme dürüstlüğünü gösteremezler, ayrı bir konu. Ama geldikleri nokta milli görüşün işaret ettiği noktadır. Milli görüş diyordu ki, bak, Türkiye'de yasal anlamda, meşru manada başörtüsü yasağı yoktur diyordu. Ve olmadığını da bildiği için başörtülü milletvekilini meclise soktu. O zaman dışarı diye tempo tutanların şu an hepsi dışarıda. Hepsi dışarıda. Ama içeride olanlar dedi ki, evet, başörtüsü yasağı yoktur. Araştırdık dediler, tüzükte, kanunda, anayasada böyle bir yasak yoktur dediler. Can dostlarım, bundan 10 yıl kadar önceydi.
İsim de vereyim, bir televizyon programında, Ali Kırca'nın programında diyordu ki Ali Kırca, Sayın Kamalak, bir demecinizde diyorsunuz ki Türkiye'de başörtüsü yasağı yoktur. Dayatma var, zorbalık var diyorsunuz. Neye dayanarak söylüyorsunuz bu dediğinde? Evet Sayın Kırca, dinliyorsa kulakları çınlasın. Evet Sayın Kırca, Türkiye'de başörtüsü yasağı diye bir yasak yoktur. Dayatma vardır, zorbalık vardır. Zorba kimdir diye soracak olursan, bugün de aynı düşüncedeyim. Kendisini kanunların, nizamların üzerinde gören her kim, mevkii, makamı ne olursa olsun hukuki anlamda zorbadır. Ve eklemiştim o zaman, kayıtlardan çıkarabilirler. Eğer Sayın Genelkurmay Başkanı çıksa şu an demiştim. Yahu sahi böyle yasak mı olur? Bu yasağın kaynağı nedir? Milli iradeye rağmen yasak mı konulur demiş olsa emin olun ertesi gün bütün üniversite rektörleri sıraya girer. Sahi ya böyle yasak mı olur diye beyanda bulunurlar demiştik. Değerli arkadaşlarım, o tarihten bu yana gerçekten anayasada bir değişiklik mi oldu başörtüsü konusunda? Kanunlarda bir değişiklik mi oldu? Üniversite mevzuatında bir değişiklik mi oldu? Peki ne oldu? Milli görüşün dediği noktaya geldiler. Perdeler açılıyor. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, şu an devletin zirvesinde başörtülü bir hanımın beyi oturuyorsa, hatta o beyefendi görevdeyken Allah kabul eylesin hac farizasını ifa edebilmiş ise emin olun bu ne o hanımefendinin hüneridir ne de o sayın beyefendinin gayreti çabasının bir sonucudur. Bunlar sizin yıllardır sarf ettiğiniz çabanın, döktüğünüz terin, sarf ettiğiniz gayretin bir sonucudur. Bu durumu emin olun o hanımefendi de biliyor, o beyefendi de biliyor. Milli görüş gömleğini çıkardık diyenler de biliyor. Aziz milletimiz de biliyor. Tabii ki en iyisini sizler biliyorsunuz. Bunda şüphe yok. Sizin emeğiniz kutsal emektir. Hak için sarf edilen emektir. Değerli kardeşlerim, başka ne diyordu Milli Görüş? Diyordu ki, sizin bu dayatma andınız milleti bütünleştirmekten ziyade parçalamaya, bölmeye, tefrikaya yol açmaktadır diyordu. Bu milletin evlatları bin küsür yıldan bu yana okula başlarken Besmele-i Şerife ile başlarlardı. Siz bunları değiştirdiniz. Bölücülük yapıyorsunuz. Bire gavur aşıkları aslınıza dönünüz diyordu. Gelinen nokta yine Milli Görüş'ün işaret ettiği noktadır. Değerli dostlarım, elbette Milli Görüş'ün işaret ettiği bundan sonraki hususlarda Allah'ın lütfi inayetiyle
bir gerçekleşecektir. Hiç şüpheniz olmasın, gerçekleşecek. Sizlerin sayesinde gerçekleşecek. Bu aziz milletimizin sayesinde gerçekleşecektir. Milli görüş ne işaret ediyor? Ne diyor milli görüş? Diyor ki, bir yeniden büyük Türkiye. İşaret ettiği nokta bu. Yeniden büyük Türkiye. İkinci olarak İslam Birliği. İslam Birliği kurulmalıdır diyor. Üçüncü olarak yeni bir dünya, adil bir düzen. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız geldiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, emin olun bu büyük hedeflerde Allah'ın lütf inayetiyle en kısa zamanda inşallah gerçekleşecektir. Siz varsanız, ki varsınız, bu hedefler gerçekleşecektir. Hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Karşınızda emperyalist güçler varmış. Ne yazar ki? Neticede yegane güç kuvvet sahibi yalnız ve yalnız Cenab-ı Allah değil mi? Hatırlatmak için isterseniz gelin şöyle kısa bir tarihi yolculuk yapalım. Misalen 622'lere gidelim. Ne vardı 622'lerde? Kutsal yolculuk, hicret. Biliyorsunuz müşrikler kainatın efendisini öldürmek üzere 9 kişilik bir çete oluşturmuştu. Birlikte saldıracaklar. Böylece Haşimiler saldırganın kim olduğunu bilemeyecek. Dolayısıyla kan davasını sürdüremeyeceklerdi. Cenab-ı Allah'ın izniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadık dostu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'i yanına almak suretiyle gece yollara koyuluyordu. Medine-i Münevvere'ye gideceklerdi ama iz saptırmak için ters istikamette ilerliyorlardı. Can dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, televizyonları başında bizleri misafir eden aziz milletim, bir üçüncü kişi size deseydi ki o güzel iki insanı, o iki garip yolcuyu işaret ederek, şu iki garip yolcu var ya, şu iki güzel insan fazla değil, 2 sene sonra kendisini Mekke'yi mükerremeden çıkaran, kendilerini adım adım takip etmekte olan Kureyş'in ordularını Bedir'de dize getirecek, küfrün ordusunu çil yavrusu gibi dağıtacaklar demiş olsalardı. Acaba tavrınız, tavrımız ne olurdu? Bir ihtimal verir miydik buna? Herhalde hayır. En nazik ifadesiyle tebessüm eder geçerdik. Ama gerçekten 2 sene sonra Bedir'de Kureyş'in ordusu çiğ yavrusu gibi dağıtılmadı mı? Ve yine o yolculuk esnasında, hicret esnasında bir üçüncü kişi size deseydi ki o iki güzel insanı, o iki garip yolcuyu işaret ederek fazla değil,
8 sene sonra şu iki güzel insan Mekke-i Mükerreme'yi bir tek insanın burnunu bile kanatmadan fethedeceklerdir. Kendilerine şu an secde edilen Kabe-i Muazzama'daki putlar, latlar, menatlar, huzzeler, uberler bir bir yere kapanacaklar demiş olsalardı. Acaba cevabınız, cevabımız ne olurdu? Buna bir ihtimal verir miydik? Herhalde hayır. Yine en nazik ifadesiyle belki dudak büker, tebessüm eder geçerdik. Ama öyle olmadı mı neticede? Bir tek insanın bile burnu kanatılmadan Mekke-i Mükerreme fethedilmedi mi? Değerli kardeşlerim, davamız aynı davadır yine. Yolumuz aynı yoldur. Rabbimiz aynı Rab'dır. Ve milli görüşün aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa göstermiş olduğu hedefler inşallah bir bir gerçekleşecektir. Şairin dediği gibi, dünyanın kalbini dinle, geliyor adım adım, dallar meyveye dursun, toprak tohuma dursun, insan barışa dursun, selama dursun zaman, filizlenen manalar arza destur diyecek, denizler el edecek, göller selama duracak, tüm insanlık emin olun buyur diyecek. Sevgi, kardeşlik hissi çıkacak zirvesine. Kainat hiç durmasa bu yağmur diyecek. Emin olun o günler yakındır Allah'ın lütfü inayetiyle. Değerli kardeşlerim, bu bağlamda Sayın Başbakan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerine ve aziz milletime sesleniyorum. Diyorum ki bu başörtüsü problemi mutlak surette temelden çözülmelidir. Türkiye gerçek gündemine dönmelidir. Şunu diyebilirsiniz, Sayın Genel Başkanım, başörtüsü problemi temelden çözülmedi mi? Hayır. Hayır. Bir kısım yasaklar meşru hale getirildi. Biliyorsunuz kamuda başörtüsü yasağını kaldıran yönetmelikle askeriye, emniyet ve yargı bu kapsamın dışında tutuldu. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yanlıştır, eksiktir. Başta Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Adalet duygusu olan, vicdan sahibi olan herkese soruyorum. Siz bana diyebilir misiniz ki, başı açık bir hanımefendi hakim, başı kapalı bir hanımefendi hakime nispetle daha adil karar verir diyebiliyor musunuz? Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı ve aziz milletim, siz başı açık bir asker,
başı açık bir hanımefendi subay, başı örtülü bir askere nispetle vatan müdafasını daha iyi savunur. Bu uğurda canını daha öncelikle feda eder diyebiliyor musunuz? O halde bu ayrımcılığı niçin yapıyorsunuz? Eğer gerçekten başı açık bir asker, başı örtülü bir askere nispetle vatan müdafasında daha etkin rol oynar dediğiniz takdirde Kurtuluş Savaşı'nın mübarek annelerine, nene hatunlarına haksızlık etmiş olmaz mısınız? Siz sayın devlet yetkilileri, özel olarak da Sayın İçişleri Bakanı, siz başı açık bir emniyet mensubunun, başı örtülü bir emniyet mensubuna nispetle güvenlik alanında daha iyi hizmet ifa eder diyebiliyor musunuz? Hayır, diyemezsiniz. Şu halde ne olur bu yasağı bütünüyle kaldırın, Türkiye gerçek gündemine dönüşsün. Partiler tıpkı milli görüş erleri gibi projeler üzerinden konuşsun. Türkiye'nin gerçek gündemini tartışsın. Nedir Türkiye'nin gerçek gündemi? Can dostlarım, anlatımda kolaylık sağlamak için gerçek gündemi üç başlık altında toplamamız faydalı olacaktır. Bunlar: bir, Türkiye'nin gerçek gündemi; iki, İslam aleminin gerçek gündemi; üç, dünyanın gerçek gündemi. Türkiye'nin gerçek gündemi işsizliktir, fakirliktir, faizdir, sömürüdür, cari açıktır, gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bir tarafta bakıyoruz, 30-40 katlı plazalar, mahalleler yerleşiyor bir plazaya. 300-400 daireli plazalar. Bir mahalleden öte diyebiliriz ki bir kasaba yerleşiyor. İnsanlar birbirinden habersiz. Öbür tarafta gecekondu bile bulamayan milyonlarca insan açlıkla, fakirlikle mücadele eden, asgari ücret bile bulamayan milyonlarımız, çalışanlarımızın önemli bir kısmı da yarı aç, yarı tok durumda. Bugün seslerini çıkaramasalar bile gayet iyi biliyorum ki emniyet mensuplarımız perişandır. Askeriyemiz, özellikle de astsubaylarımız ve bilhassa da emeklilerimiz perişandır. Yüz binlerce üniversite mezunumuz işsizdir, perişandır. Cari açık almış başını gidiyor. Bu vesileyle de Türkiye'nin dış borçları çığ gibi büyüyor. Tarım çökertilmiştir. Türkiye'miz ilk defa bu sayeyi hükümet vaktinde dışarıdan saman ve ot ithal etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bunları da bedava yapmıyor tabii, dövizle. Türkiye bu gerçek gündeme dönmelidir.
Bunun için suni problemlerden Türkiye kurtulmak mecburiyetindedir. Kurtulmalıdır. Değerli kardeşlerim, faiz dedik. Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi faizdir. Faiz yükünü Türkiye'miz mutlaka üzerinden atmalıdır. Biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli gündemlerinden birisi tüp geçit olayıdır. Marmaray çağın projesi diye ifade ediyor. Doğrudur. 153 yıllık bir rüya gerçekleşiyor. Gerçekleşti. Peki toplam maliyet Sayın Başbakanımızın ifadesiyle 5 milyar dolar. 5 milyar dolar Türk lirası cinsinden baştan itibaren aldığımızda ortalama 7 milyar Türk lirası eder. Başlangıçtan aldığımızda ortalama 7 milyar Türk lirası eder. Değerli kardeşlerim, peki Türkiye'nin bir yılda devlet bütçesinden ödemiş olduğu faiz miktarı nedir? 52-53 milyar. Ama ortalama biz hesaplamada kolaylık olsun diye 50 milyar diyelim. Peki 11 yıldır iktidarda bu hükümet. Ortalama 50 milyar liradan hesapladığımızda toplam faiz 550 milyar. Peki bununla, yani bu faizle acaba kaç tane tüp geçit yapılabilirdi? Değerli arkadaşlarım, ortalama yıllık faizi bütçeden ödenen 50 milyar dediğimize göre, ki resmi rakamdır bu, 5 milyar dolar da ortalama dedik, düşüğü vardı, 1200'lere falan düşmüştü bir ara, 7 milyar dedik, 50'yi bölün 7 milyara. Demek ki bir yıllık faizle Türkiye tam 7 tane tüp geçit yapabilecektir. Peki 11 yıllık faizle acaba kaç tane Marmara'yı yapabilirdi? 77 tane. Değerli arkadaşlarım, halkımızı biraz daha tüm Anadolu'yu ilgilendiren projeler üzerinden gittiğimizde, biliyorsunuz konut üretmek amacıyla kurulmuş ve doğrudan doğruya başbakanlığa bağlı olan toplu konut idaresi var. TOKİ. TOKİ oturulabilir bir daireyi maliyet üzerinden 40 bin liraya mal etmekte. Sattığı 80-90 bini buluyor, o ayrı bir konu. 30 yıllık faiz ekliyor onun üzerine. Köleleştiriyor insanlarımızı, bağlıyor kendisine. O münasebetle katlanmış faizlerle o 80-90 bin olması. Maliyet üzerinden 40 bin lira. Peki bir yıllık faizle acaba TOKİ kaç bina yaptırabilir? Kaç daire yaptırabilirdi? Bir hesaplama yaptık değerli arkadaşlarım. 1 milyar 250 bin daire. Bir yıllık faizle. Gayet basit formülünü veriyorum. 50 milyar bölü 40 bin. Peki 11 yıllık faizle acaba kaç bin daire yaptırılabilirdi? 13 milyon 750 bin daire. Başbakanımız diyor ki faiz bir dünya gerçeğidir. Hayır Sayın Başbakanım. Faiz
küresel emperyalizmin bir sömür aracıdır. Ve emin olun ki faize karşı çıkmadan küresel emperyalizme karşı çıkmak mümkün değildir. Çünkü küresel emperyalizm faiz hortumu ile tüm insanlığı sömürmektedir. Faiz bir sömürü aracıdır. Aklı başında tüm iktisatçılar bu gerçeği kabul etmektedir. Peki faize karşı çıkan milli görüş erlerinden başka bir parti var mı? Hayır. Çünkü gayet iyi bildiğiniz üzere dünyada iki tür sistem vardır hak anlayışı bakımından. Nedir bunlar? Bir, firavunların hak anlayışı, dolayısıyla firavuni sistem. İki, peygamberlerin hak anlayışı, dolayısıyla peygamberi sistem. Bütün firavuni sistemler faizi meşru kabul eder. Bütün peygamberi sistemlerse faizi gayri meşru ile aneder, haram sayar. Evet, şu an peygamberi sistemi savunan, hak nizamı tesise çalışan yegane ekip, yegane topluluk elhamdülillah Milli Görüş Camiası'dır. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, bir seçime doğru gidiyoruz. Anadolu'yu taradınız. Teşkilatlarımızın durumunu gördünüz. Ben bu vesileyle tüm teşkilatlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hak dava için düşmüşler yola. Temiz toplum, temiz siyaset, temiz yönetim diyerek Anadolu'ya açılmış durumdalar. Değerli kardeşlerim, bakıyoruz. Temiz toplumun neresindeyiz? Temiz yönetimin neresindeyiz? Sözü fazla uzatmadan hemen ifade edelim ki 2009 seçimlerinden bu yana, yani 4 yıllık süre içerisinde resmi açıklamalara göre, İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre 1521 belediye başkan hakkında soruşturma açılmış. Ne kadar? 1521. Bunlardan 599'u AK Partili belediye. 454 ise CHP'li belediye. Biz demiyor muyuz bunlar özde bunlar arasında fark yoktur diye? Gerçekten AK Parti batırıcı değil mi? CHP? O da öyle. Peki AK Parti faizden yana değil mi? Faiz bir dünya gerçeğidir diyen bizzat Sayın Başbakanımızın kendisi değil mi? Peki CHP faize karşı mı? Hayır. Domuz etini kasaplık hayvan grubuna dahil edip şu an vitrinlerde sergilenmesine
yol açan AK Parti hükümeti değil mi? Peki CHP karşı mı bu duruma? Hayır. Irak yerle bir edilirken, 1,5-2 milyon Müslüman orada katledilirken, AK Parti hükümeti küresel emperyalizmle işbirliğine girmedi mi? Bu mübarek vatanımızın, Türkiye'mizin 6 hava alanı ile 7 deniz limanını küresel emperyalizmin emrine amade kılmadı mı? Kıldı. CHP karşı çıktı mı buna? Hayır. Ne fark var aralarında? 1974 Kıbrıs harekatını başlattığımız zaman Batılı dostlarımız bize silah ambargosu uyguluyordu. Kendilerini satmış oldukları uçaklara paramızla dahi benzin vermiyorlardı. O arada bir İslam ülkesinin lideri, başkanı tüm gücümle Türkiye'nin yanındayım diyordu. Kimdi o? Gaddafi linç edilirken orada 80 bin Müslüman şehit edilirken, Libya 40 parçaya bölünürken AK Parti nerede yer aldı? CHP karşı çıktı mı buna? Hayır. Hayır. Değerli kardeşlerim, bu zulmü durduracak olan sizlersiniz. Zulme hayır diyecek olan siz yiğit kardeşlerimsiniz. Milli görüş erleridir. Ve o günler emin olun uzakta değildir. Zaten Anadolu'yu dolaşmanızın ana gayesi de budur. Hangi engel çıkarsa çıksın karşımıza, Allah'ın lütfü inayetiyle o engelleri bir bir aşacağız. Demokratikleşme paketi dediler. Baraj tartışmasını gündeme getirdiler. Seçim barajı %10 mu olsun? Efendim %5'lik daraltılmış sistem olsun? Yoksa dar bölge sistem mi olsun? Yani %10'luk barajı kendilerinin de savunmaya takatları yok. Ama sığındıkları bir gerekçe var. Diyorlar ki bu barajı biz koymadık. 12 Eylül rejimi koydu. Eğer öyleyse o zaman 12 Eylül rejimini çağıralım, o kaldırsın, öyle mi? Kenan Evren'i çağıralım. Şu barajı kaldır diyelim, öyle mi? Değerli dostlarım, aziz milli görüşçüler, hangi barajı getirirlerse getirsinler, bu millet dün olduğu gibi bugün de inşallah o barajı rahatlıkla aşacaktır. O barajda dün olduğu gibi bugün de o barajı savunanlar boğulacaktır. Bunda tereddüdünüz olmasın. Hatırlayınız, 1990'lara girdiğimiz zaman o barajın kaldırılması konusu tartışılırken ağırlaştırıcı tedbirlere başvuruyorlardı. Kontenjan sistemini getirmişlerdi. Ne zaman ki o günün temsilcisi olan Milli Görüş Partisi, Refah Partisi mahalli seçimlerde
iktidarı devralmıştı. Genel seçimlerde de iktidarı devralmaya doğru giderken tutuştular barajın sahipleri. Öncelikle kontenjan sistemini kaldırmaya çalıştılar. Niye? Çünkü gerçekten o barajları yıkacak olan iman yüklü milli görüş erleri geliyordu. Dalga dalga, dalga dalga geliyordu. Neticede allem ettiler, gallem ettiler, bir punduna getirdiler. Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Dolayısıyla kontenjan sistemini kaldırdılar. Eğer o kalkmamış olsaydı muhtemeldir ki Refah Partisi 200'ün üzerinde milletvekiliyle meclise gelecekti. Belki saç çoğunluğu sağlayacaktı. Onu engellediler. İsmini vermeme lüzum yok. Ünlü bir siyasetçi Anayasa Mahkemesi'nin o iptal kararını duyunca belki de ömründe ilk defa elhamdülillah diyordu. Değerli arkadaşlarım, inşallah aşacağız o barajları. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Aşacağız o barajları. Ben biliyorum ki bu milli görüş erlerinin yüreklerinden bir baraj boşalır gibi iman boşalır elhamdülillah. Coşuyor iman. Bundan emin olun. En büyük desteğimiz hiç şüphesiz ki Cenab-ı Hak ve yüce milletimizdir. Hem Cenab-ı Hak hem aziz milletimiz Hakk'ın hakim kılınmasından yanadır. Hiç tereddütümüz yok. Geceler ne kadar karanlık olursa olsun yerini mutlaka nur saçan aydınlığa bırakmak mecburiyetindedir. Ve unutmayın, gecenin en kesif olduğu an şafağa en yakın olduğu andır. Geleceğiz. Bu aziz milletimizi batıya kul köle olmaktan mutlak surette kurtaracağız Allah'ın lütfü inayetiyle. Tarihteki eski şanını bu aziz milletimize hatırlattığımız gibi o şanlı dönemleri aziz milletimizle inşallah birlikte yaşayacağız. Tereddütünüz olmasın. Ve sonra dün beraber olduğumuz sevgide, sevinçte, kederde, tasada beraber olduğumuz kardeşlerimizle buluşacağız. Aramıza sınır çekmişler mezar taşlarıyla. O mezar taşları inşallah ehli küffarı koymuş olduğu o mezar taşları bir bir sökülecek inşallah, atılacak ortadan. Ve tüm İslam alemi kardeş olduklarını yeniden hatırlayacak. Zaten halklarımız arasında emin olun bir problem yok. O kardeşlerimizle Afganistan'la, Pakistan'la, Malezya ile, Endonezya ile, Mali ile, Somali ile, Bosna Hersek'le say sayabildiğin kadarıyla aramızda kilometrelerce sınır bakımından mesafeler olsa bile emin olun gönüllerimiz arasında hiçbir mesafe yoktur. Mesafe sadece batıya bende olmuş olan yöneticilerdedir. Halk yönetimi, aziz milletimiz kendi iradesini sergilediği zaman emin olun o sınırlar bir bir kalkacak. Bir zincirin halkaları gibi
60 küsür İslam ülkesi bir araya gelecektir. Değerli kardeşlerim, zaman ilerliyor. Toparlamak istiyorum. İşe her bir kardeşimiz, her bir hanım kardeşimiz, her bir gencimiz, her bir milli görüş eri bulunduğu yerden başlayacak. Oraya hakkı hakim kılmak için inanç fidasını dikecektir gönüllere. Biz çağırdığımız zaman, çağırmasını bildiğimiz vakit, emin olun bu millet dalga dalga felç felç gelecektir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da gelecektir. Çünkü biz onlar için yola koyulduk. Onların evladı iyali için Anadolu'yu dolaşıyoruz. Onlara hakkı anlatmak için, gerçek nizamı tesis edebilmek için yollara koyulmuş durumdayız. Hak nizam geciktiği müddetçe emin olun halklarımız zulüm altında demektir. Hak nizamın gecikmesi milletimiz için bir mahrumiyettir. Değerli kardeşlerim, yine tarihten bir hatırlatma yapacağım. İslam peygamberi 622'de kutsal yolculuğa hicrete çıkmıştı. 8 sene sonra döndü. Peki 8 yıllık süre Mekke halkı için bir mahrumiyet değil midir? Elbette mahrumiyet. Şu halde haktan uzak kalınan süre herkes için bir mahrumiyettir. Herkesi hakkı hakim kılmak için davet etmemiz lazım. Gönüllere hitap etmemiz lazım. Her bir milli görüş eri emin olun bir gönül doktoru, beyin hekimi olmak mecburiyetindedir. Çağırmamız lazım. Kırmadan, dökmeden hakkı tebliğ etmemiz lazım. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Çağırırken üslubumuza son derece dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Belki zaman zaman üzüldüğümüz, zaman zaman kırıldığımız, kızdığımız anlar olabilir. Ama o anlarda bile üslubumuzu kontrol altında tutmaya mecburuz. Allah rızası için. Çünkü dediğimiz gibi biz gönüllere, beyinlere hitap etmek durumundayız. O münasebetle sevgili kardeşlerim, aziz milli görüşçüler, değerli gençlerimiz, bir gönül erinin dediği gibi seslenirken sen de sözü süz de söyle, sınırını çiz de söyle, inci gibi diz de söyle, öyle söyle ki yar da beğensin, ayar da. Kardeşlerim, elbette bir hatadan, lüzumsuz bir sözden sonra özür dilemek elbette bir büyüklüktür. Ama emin olun, özür kırılan gönlü tamir etmek için yetmiyor. Hatırlatmak için, hatırda kalsın diye bir örnek sunmak istiyorum. Eğer kıyabilirseniz ki kıyamazsınız, kapınıza bir çivi çakın, evinizin kapısına. Ama bunu yapamazsınız. En iyisi bir tahta parçası alınız elinize, o tahta parçasına bir çivi çakın. Sonra o çiviyi geri sökün. Sonra da o çivinin izini silmek için üzerini boya ile, çeşitli malzeme ile kapatmaya çalışın ve kapatın. Misalen birkaç gün sonra yahut birkaç ay sonra veya birkaç yıl sonra
O bayayı kaldırın o yerden. Görürsünüz ki çivi yarası olduğu gibi duruyor. Değerli dostlar, emin olun dil yarası çivi yarasından çok daha derin, çok daha acı ve çok daha kalıcıdır. O münasebetle üslubumuza dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Hem zaten milli görüş erleri Allah rızası için tebliğde bulunmuyor mu? Mevlana da diyor ki, ey arkadaş, ey tebliğeri, unutma, dünyada dilden daha keskin, sözden daha ağır bir nesne yoktur. Beden belki birçok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Can dostlarım, zaman ilerliyor. Görevimiz bellidir, vazifemiz bellidir, amacımız bellidir. Amacımız hakkı hakim kılmak, tüm insanlığa adil bir düzen sunmaktır. Zaman ilerlediği için ayrıntıya giremiyorum yapılan araştırmalara göre. Medeni Avrupa'nın bünyesinde 880 bin çağdaş köle vardır. Avrupa'nın bünyesinde. Dünyada 1,5 milyar insanın üzerini örtecek bir çatısı yoktur. Sokakta yaşıyor. 1,5 milyar. 4,5 milyar insanın günlük geliri 1 doların altındadır. Başka ne bekliyorduk ki? Firavuni düzenden peygamberi adalet mi bekliyoruz? Hayır. Değerli kardeşlerim, Türkiye'mizde adil düzeni kuracağız Allah'ın lütfu inayetiyle. Yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sonra ve diyoruz ki Türkiye'miz İslam alemi için bir rehberdir. Kardeşlerimizi çağıracağız. Bir zincirin halkaları gibi bir araya getirip İslam birliğini tesis etmemiz lazım. İşimiz kolay, zor değil. Bu birliğin temelleri atılmıştır. Ta 1997'de D8'lerle. Bize düşen bu temeli yükseltmektir. Ve sonra şu 5 milyarlık ezilen insanlara seslenmek durumdayız. Gelin diye. Adil düzeni onlara da sunmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın. Onlar da Adem Aleyhisselam'ın çocukları, torunlarıdır. Ama işe ülkemizden, kendi köyümüzden, kendi beldemizden, kendi ilçemizden, kendi ilimizden, Türkiye'mizden başlamak mecburiyetindeyiz. Türkiye'mizi yaşanabilir bir ülke haline getirmek zorundayız. Sonra aşağılık kompleksinden kurtulup ben şanlı bir tarihin en şerefli bir milletinin torunlarıyım diyerek özgüvenle ortaya çıkıp yeniden büyük Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz. Biz bir bütünüz. Alevisiyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Fellahıyla, Sünnisiyle, Şiasıyla biz bir bütünüz. Kardeşlerim, ırkçılık propagandası ve mezhep ayrımcılığı yolundaki tefrikalar sizi asla ve asla yolunuzdan ayırmasın. Bakın bu saydığım ve sayacağım niceleriyle Rabbimiz birdir. Peygamberimiz birdir. Kitabımız bir, kıblemiz birdir. Ve bu birlik etrafında inşallah en kısa zamanda büyük birliği de
tesis edeceğiz. Bunun şanlı mimarları sizler olacaksınız Allah'ın lütfü inayetiyle. Bu yolda atılan hiçbir adım, dökülen hiçbir ter boşa gitmez. Değerli kardeşlerim, bu münasebetle önümüzdeki seçime can siperhane hazırlanmak durumundayız. Seçimden hayırlı sonuç alabilmek için iki basit şartı yerine getirmemiz lazım. Bunlardan birisi, Cenab-ı Allah'tan yardım dileyecek kadar yüzümüzün olması lazım. Rabbim bizi muzaffer kıl diyebilecek kadar çaba sarf etmemiz lazım. Teşkilatı kurmayıp, eşi dostu ziyaret etmeden, ter dökmeden, kendi özel işimizi bu ulvi davadan çok çok öne çekerek dua edecek olursak, gerçekten böyle bir duada Cenab-ı Allah'a bize yardım eyle diyecek yüzümüz olabilir mi? Unutmayın, namazın nasıl ki bir takım şartları varsa, duanın da şartları vardır. Ön şartların gerçekleşmesi lazım. Öbür taraftan hısım akrabadan, komşudan, sevenlerinizden oy isteyebilmek için de oy isteyecek yüzümüzün olması lazım. Çaba sarf etmemişsen, ter dökmemişsen, ümidin yoksa, performans sergilememiş isen, bir sinerji oluşturmamışsan oyu nasıl isteyeceksin ki? Demez mi o komşu sana? Komşum, başkanım, ben oyu sana vereyim ama ne yapacaksın bu oyu? Seçimi kazanmaya ümidin var mı? Olsa çalışırdın. Çalışmadın. Ter dökmedin. Koşuşturmadın. Bu davaya bir kuruş olsun yardımda bulunmadın. Dolayısıyla Sayın Başkan, seçimi kazanacağına sen inanıyor musun? Ben oy vereyim de ne yapacaksın dediği takdirde cevabımız ne olabilir? Şu halde bizim çalışmamız, koşuşturmamız, hak için ter dökmemiz ve neticede de hemen yakın komşumuzdan oy isteyecek yüzümüzün olması lazımdır. Ne diyorsunuz değerli dostlar, aziz milli görüşçüler, gençler, hanımefendiler, beyefendiler? Bulunduğumuz ülkemizi, bu şehitler diyarını, Anadolu'muzu, Türkiye'mizi yaşanabilir bir ülke yapmak için var mısınız? Var mısınız? Bu şanlı milleti, tarihin en şanlı milletinin evlatlarını yaşanabilir bir Türkiye'ye kavuşturmak için, yeniden büyük Türkiye'ye kavuşturabilmek için var mısınız? Söz mü? Paramparça edilmiş İslam coğrafyasını birleştirebilmek için, bir zincirin halkaları gibi bir araya getirmek için var mısınız? Söz mü? Tüm insanlık için yeni bir dünya kurmak, adil bir düzen tesis etmek için var mısınız? Söz mü? Söz diyenler ayağa kalsın, diğerleri zahmet buyurmasın lütfen. Milletimizin saadet ve selameti için, yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden bir Türkiye'yi kurmak için, adil bir düzen için, canla, başla, çalışacağıma söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Aziz milli görüşler, muhterem milletim, sizler de şahit olun ki bu yolda yürürken benim de karşıma mezar taşımı çıkarsalar dönmeyeceğime söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Başbakan Kamalak. Başbakan Kamalak.
Zafer inananlarındır. Ve zafer yakındır Allah'ın lütfine ayetiyle. Ve duamız Rabbim yardımını esirgeme, ayağımızı kaydırma, sabır yağdır başımıza inşallah. Esselamu aleyküm.